Eğitimhanem TV'ye hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda ise Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 2 final sorularını hep birlikte çözmüş olacağım sizlerle birlikte. Değerli arkadaşlar, öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, bildirim zilinizi tüme varım açmayı, videolarımı da beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. O zaman hep birlikte soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda değerli arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi 18 Ocak 1940 tarihinde kabul edilen Milli Korunma Kanunu yasalaştırılmasından sonra yaşanan gelişmelerden biri değildir demiş bize. Doğru cevabımız değerli arkadaşlar B şıkkıdır. Memurların hafta sonu tatilinin yasaklanması. İkinci sorumuzda ise İkinci Dünya Savaşı'nı resmen başlatan olay bize sorulmuş. Doğru cevabımız A şıkkı değerli arkadaşlar. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi. Soru 3, aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'ndaki mihver devletler bize sorulmuş değerli arkadaşlar. Mihver devletlerden biri değildir. Doğru cevabımıza baktığımızda Türkiye'dir. Dördüncü sorumuzda ise Avrupa'nın savaş sonrası tamiri ve gelişimi için askeri önlemlerin tek başına yetemeyeceğini, Avrupa ülkelerinin ekonomik kalkınmalarının da sağlanması gerektiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisi? Doğru cevabımız Marshall planıdır. Burada da anahtar kavram değerli arkadaşlar Avrupa ülkeleri ve ekonomik kalkınmada kalabilir. Evet, bir diğer sorumuzda ise 5. sorumuzda aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik görevinden istifa ettikten sonra sivil bir lider olmasının önünü açmıştır? Doğru cevaba baktığımızda B şıkkı. Heyeti temsili başkan seçilmesi. Yukarıdakilerden hangileri dörtlü takriri adı ile anılan önergenin sunulmasının o sonuçlarındandır. Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız da E şıkkı. Yani partinin kurulması, Celal Bayar'ın CHP'den istifa etmesi, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Korata'nın CHP'den ihraç edilmesi. 7. sorumuz ise burada Türkiye'nin NATO'ya hangi üye olma gerekçelerinden biridir bize sorulmuş. Doğru cevabımız E şıkkı. Ya hepsi demek Türkiye'nin Batı yanlısı politika sergilemesi, 1945'ten bu yana devam eden Sovyet tehdidi, ABD'den alınan askeri ve ekonomik yardımın azalma kaygısıyla NATO'ya üye olma gerekçelerinden olmuştur. Soru 8. 6-7 Eylül olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada da anahtar kavramımız değerli arkadaşlar bize 6 ve 7 Eylül olayları soruluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Olayların yatıştırılmasında hükümete yardımcı olan derneklere başarı ödülü verilmiştir. Evet, bir diğer sorumuza geçtik ve bir diğer sorumuzda ise 9. sorumuz 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız D şıkkı. Burada da tamam derler 1924 Anayasası ile ilgili yanlış olduğunu soruyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Sorun aşağıdakilerden hangi Türk kanunu hazırlanırken İsviçre Medeni Kanunu'nun seçilmesinde etkili olan nedenlerden biri değildir. Burada da anahtar kavram değerli arkadaşlar Türk Medeni Kanunu ve İsviçre Medeni Kanunu'nun biri olmadığını bize söylüyor. Doğru cevaba baktığımızda Avrupa'da ilk düzenlenen Medeni Kanun olması. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan biridir bize sorulmuş. Doğru cevabımız. Bu arada arkadaşlar bu soru iptal edilmiş. Bunu es geçiyoruz.
AÖF bunu iptal etmiş. Ve bir diğer sorumuz da ise değerli arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi Türk tarihi inkılabı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir? Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız ise E şıkkıdır. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulması anahtar kavramımız ise Türk Tarih İnkılabı'dır. Aşağıdakilerden hangisi 1946 seçimine katılan siyasi partilerden biri değildir demiş bize. Doğru cevabımız D şıkkı. Anahtar kavram ise değerli arkadaşlar 1946 seçimi ve doğru cevap Milliyetçi Hareket Partisi. Demokrat Parti'nin muhalefetin birleşerek kendisine yönelik milli muhalefet cephesi şeklinde örgütlenmesi karşısında yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız A şıkkı. Vatan cephesinin kurulması. Anahtar kavramımız da burada değerli arkadaşlar. Milli muhalefet cephesi. Soru 16, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütekaresi'nin imzalanmasından sonra 7 Kasım 1918'de İstanbul'a çağrılan Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu sahilinden karşıya geçerken Dolmabahçe Sarayı önünde gördüğü işgal devletleri gemileri için yaveri Cevat Abbas Bey'e söylediği meşhur bir söz varmış. Bunlardan hangisidir diye bize soruluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Mustafa Kemal Atatürk yaverine diyor ki geldikleri gibi giderler. Sorumuzda ise burada Kıbrıs harekatı ile ilgili bir soru gelmiş bize. Kıbrıs'ta baskı ve tehdit altında bulunan Türklerin yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurdukları yapı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabı baktığımızda E şıkkı Türk Mukavemet Teşkilatı. Zaten burada değerli arkadaşlar Kıbrıs Türklerinin mal ve can güvenliğini sağlamak, Türklere yapılacak saldırıları geri püskürtmek, ENOSİS'e ve bu hedef doğrultusunda gerçekleştiren EOKA terör eylemine karşı durmak, Türk toplumun birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, Rumlara ve İngilizlere karşı Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak, Türkiye ile sıcak ilişkileri ve Türk halkının vatanına bağlılığı sürdürmek. Cevabımız da burada Türk Mukavemet Teşkilatı'nın maddeleri oluyor. Burada da Misaki İktisadi'nin kabul edildiği yer bize sorulmuş. Doğru cevabımıza baktığımızda İzmir İktisat Kongresi. Soru 19. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti demiştir. İfadesinde vurguladığı Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda milliyetçiliktir değerli arkadaşlar. Anahtar kavram burada Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye. Evet, şimdi 20. sorumuzda vatan ve hürriyet güçlü olduğu için Mustafa Kemal'in fikirlerinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan, aynı zamanda Mustafa Kemal'in orta öğrenimini tamamladığı şehir bize sorulmuş. Unutmuyoruz. Baktığımızda doğru cevabımız C şıkkı Manastır'dır. Unutmayalım. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgesinde yer alan konulardan biri değildir? Doğru cevabımıza baktığımızda değerli arkadaşlar, B şıkkı.
Damat Ferit Paşa'nın istifasını istenmesi. 26 Mart 1931 tarihli ölçü kanunu ile beraber dirhem yerine kullanılmaya başlamıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Doğru cevabımız gramdır. Yani 26 Mart 1931 tarihli ölçü kanunu ise gram. Soru 23. Dönemin Marif Vekili Mustafa Necati Bey'in öncülüğünde millet mekteplerinin kurulmasıyla ilgili 24 Kasım 1928 tarihli bir talimatname ile yayınlanmıştır. Baş öğretmenliğini Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı millet mektepleri 1 Ocak 1929 günü yapılan resmi törenle açılmıştır. Millet mektepleri 1936 yılından sonra adıyla 1950 yılına kadar halkın eğitimi için faaliyetlerini sürdürmüştür. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Doğru cevabımız A şıkkı ulus okullarıdır. Soru 24. 30 Ağustos 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın orduya hitaben "Ordulular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." demiştir Mustafa Kemal Paşa. İleri emirlerini verdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Büyük Taarruz'dur. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi 15 Mayıs 1951'de ABD'nin müttefiklerine Türkiye'nin NATO'ya alınmasını önermesinin nedenlerinden biri değildir? Doğru cevabımız A şıkkı. Türkiye ile olan ihracat payını arttırma istemesi. 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız D şıkkı. Yasama gücü Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşmuştur. 27. sorumuzda ise 16 gün süren İzmir İktisadi Kongresi'nde 17 Şubat-4 Mart 1923 Kongre Başkanı Kazım Karabekir'in isteğiyle alınan kararların yayımlandığı genel program aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Misaki. Özel teşebbüsün gücü ve yetkisi dışında kalan alanlarda devletin inisiyatifi ile ele alarak girişimlerde bulunması anlamına gelen Atatürk ilkesi bize sorulmuş. Doğru cevaba baktığımızda B şıkkı Atatürk ilkesi deyince bize hemen böyle devletçilik gelsin doğru cevap. Dokuzuncu sorumuzda 1898 yılında lise öğrenimini ikincilikle bitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenimini devam ettiği okul bize sorulmuş. Yani burada 1898 ve hangi lisede öğrenim gördüğü bize sorulmuş Mustafa Kemal'in. Doğru cevabımız Mektebi Harbiye. Zaten Mustafa Kemal Atatürk bir askeri liseden mezun olmuştur. Mektebi Harbiye'yi unutmayalım. Soru 30. Varlık Vergisi Kanunu ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız D şıkkı. Kanun çerçevesinde alınan vergilerin sadece gayrimüslimlerden alınması Müslümlere yönelik bir hareket olarak algılanmıştır. Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi 1946 seçimine katılan siyasi partilerden biri değildir demiş bize. Doğru cevaba baktığımızda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Soru 32. 1950 seçimlerinde "Yeter söz millettir" sloganı ile Türk siyasi hayına damga vurup
olayların %53,3'ünü alarak 408 milletvekiliyle meclise giren siyasi parti bize sorulmuş. Doğru cevabımıza baktığımızda Demokrat Parti'di. Bu da şöyle diyoruz, söz milletindir, Demokrat Parti'dir. Bu kadar. Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'ndaki mihver devletlerden biri değildir? Doğru cevabımıza baktığımızda Sovyetler Birliği mihver devletlerine girmiyor. Soru 34. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve ve aynı bahçede yer alan Türk konsolosluğuna bomba atıldığı haberinin önce radyodan, daha sonrasında İstanbul Ekspres gazetesinde yayınlanması üzerine İstanbul'un bazı semtlerinde Rumlara ait dükkanlara yapılan saldırılara ne ad verilir? Doğru cevabımız C şıkkı. 6-7 Eylül olayları. Yani burada da arkadaşlar Rumlara ait dükkanlara yapılan saldırının tarihi bize sorulmuş. 6-7 Eylül olaylarını unutmayalım. Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir? Doğru cevaba baktığımızda E şıkkı. Dörtlü takdirin CHP meclis grubunda reddedilmesi. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan biri değildir? Doğru cevabımıza baktığımızda B şıkkı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir an önce açılması gerektiği. Sorumuzda ise yaşadıklarda hangisi Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk döneminde yüksek öğretim alanında yaşanan gelişmelerden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda E şıkkı. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesinin bir çatı altında toplanarak Gazi Üniversitesi'nin kurulması. Soru 38. Mustafa Kemal Atatürk hattı müdafaa yoktur, saatı müdafaa vardır ve o saatı bütün vatanıdır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça ter olunamaz. Sözünü aşağıdaki muharebelerin hangisinde söylenmiş? Anahtar kavram burada değerli arkadaşlar muharebeler ve hattı müdafaa olarak aklımıza gelebilir. Doğru cevabımıza baktığımızda Sakarya muharebesidir, unutmayalım. Soru 39. Cumhuriyetin ilanından sonra Türk Ceza Kanunu hazırlanırken hangi ülkenin ceza kanunu örnek alınmıştır? Doğru cevaba baktığımızda İtalya. İzmir İktisat Kongresi'nde sanayici kesimin ülkede kurulacak sanayi teşvik etmek üzere yasal bir düzenleme yapılması önerisi doğrultusunda 28 Mayıs 1927'de çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Teşvikiye Sanayi Kanunu'dur. Burada da İzmir İktisat Kongresi'ni kodlamaya cevap burada yer almıştır. Soru 41. 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız A şıkkı. Kişi hak ve özgürlüğüne yer verilmiştir. Genel anlamda Türk toplumunda birey, aile, zümre veya egemenliğin olamayacağını bütün millet bireylerinin kanunlar önünde eşit sayılacağı esasına dayanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız D şıkkı halkçılıktır. Burada da anahtar kavram Atatürk ilkesi olarak aklınızda kalabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün lise öğrenimini tamamladığı okul aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Manastır Askeri İdadisi. Soru 44. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Türkiye'de diğer
birçok ülke gibi ortaya çıkabilecek darlık ve sıkıntıları engellemek amacıyla ekonomik tedbirler alma ihtiyacı duymuştur. Dönemin ekonomik perspektifini çizen dayanak 18 Ocak 1940 tarihli olmuştur. Savaş dönemi Türkiye'sinin ekonomi politikasının ana hatlarını belirleyen kanun ülkeyi ekonomik olarak savaşın etkilerinden korumak amaçlı bir girişim olarak düşünülmüştür. Değerli arkadaşlar, şuradaki boşluk bize sorulmuş. Doğru cevabımıza baktığınızda doğru cevabımız E şıkkı, Milli Korunma Kanunu. Çok partili siyasal hayata geçiş sürecinde 7 Temmuz 1945 tarihinde Nuri Demirağ tarafından kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabı baktığımızda Milli Kalkınma Partisi olacak. Kalkınma Partisi olacak. 46 aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının Menderes hükümeti ilk zamanlarında gerçekleştirilen icraatlardan biri değildir? Sorunun cevabı D şıkkı, Türkiye NATO'ya girmesi için 11 Mayıs 1950 tarihinde başvurunun yapılması. Aşağıda hangisi 6-7 Eylül olayları sonrasında yaşananlardan biri değildir? Sorunun doğru cevabı C şıkkı, olayların hemen sonunda Bakan Adnan Menderes istifa etmiştir. 6-7 Eylül olaylarından biri olmadığını soruyor. 8 aşağıda. İkinci Dünya Savaşı'ndaki mihver devlet değildir. Doğru cevabımız mihver devlet Polonya değildir. Soru 49. Dörtlü takdirin Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu tarafından reddedilmesi siyasi parti reddedilmesi üzerine kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Demokrat Parti. Soru 50. Türkiye NATO'ya üye olma süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi? Baktığımızda B şıkkı. 1-2 Türkler resmen bir Mustafa Denizli'dir. Doğru cevaba baktığımızda A şıkkı. Birlikte hukuk alanında yaşayan çeşitliliğe son verilen düzenleme bize sorulmuş. Doğru cevabımız A şıkkı. Şemeli Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında mesleki ve teknik eğitim alanlarındaki çalışmalardan biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda E şıkkı. Ankara mesleki eğitime yönelik 1928 yılında Mustafa Kemal Paşa Kız Enstitüsü'nün açılması. Soru 54. Mustafa Kemal Atatürk, ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir sözü hangi cephede söylemiştir? Doğru cevabımız Çanakkale cephesi. Soru 55. İstanbul'da 6-7 Eylül 1955'te yaşanan olayların nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız C şıkkı. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve ve Türk konsolosluğuna bomba atıldığı iddiası. Aşağıdakilerden hangisi 1946 seçimine katılan siyasi partilerden biri değildir? Doğru cevabımız D şıkkı. Hürriyet Partisi. Değerli arkadaşlar, bu eğitim videomuz da burada sona ermiştir. Bir sonraki eğitim videomuzda, soru videolarımızda görüşmek üzere.
Eğitimhanede kalın, hoşça kalın. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.